Arkadaşlar merhaba. Apo'nun sürprizleri kanalından herkese sevgiler, saygılar. En çok da bol şanslar diliyorum. 19 Şubat Cumartesi güzel bir Adana programı var. 9 koşulu programda 2 altılı ganyan oynayabileceğiz. İlki saat 14'te başlayacak. 3 yaşlı İngiliz atları 1400 metre mesafede şartlı 5-1 koşu. Dişilere ait bir koşu olacak ve 7 kısrak yarışa katılıyor. İlk olarak 2 numaralı Hikaye ile başlamak istiyorum. Ahmet Çelik idaresinde yarışa katılacak. Ve baktığımızda kazandığı 4 koşunun 3'ü dişilere ait bir koşu. Ve buradaki derece olarak da rakiplerine göre en iyi dereceye sahip. Bu mesafede 1.28.51'i var. Benim favorim 2 numara. Sonra 5 numaralı Mucize Kız. Müslüm Çelik ile yarışa katılıyor. 97 gün arası var. Rakiplerinin çok gerisinde kalmaz ise sonlarda yapacağı etkili sprint ile yarışı kazanabilecek bir isim. 7 numaralı Secret Power Gökhan Kocakaya ile yarışa katılıyor. O da 104 gündür koşmuyor. 4 sefer koşup çim pistte koştu. Ve 2 birincilik 2 de ikinciliği var. Bir Natif Kaan temsilcisi. İdman pistinde de hazır olduğu görülüyor. Önereceğim 3. isimdir 7 numara. Sonra 3 numaralı Kübra Hanım Mehmet Akyavuz ile yine şanslı olabilecek bir isim. Burası epeyce denk bir mücadele. Dolayısıyla fazla at yazmakta fayda var. Son olarak 4 numaralı Moldao Mücahit Bayır ile burada sürpriz yapabilecek bir isim. 100 gündür o da koşmuyor. Dediğim gibi sürpriz yapabilir. Dolayısıyla sıralamam 2, 5, 7, 3 ve 4. Adana'da ikinci koşu şartlı 5 koşu 1300 metre mesafede 4 yaşlı Arap atları koşacak. Burada 1 numaralı Özaydın performans olarak ve handikap olarak baktığımızda rakiplerinin biraz önünde olsa da her an bir sürpriz yaşanabilecek bir yarış olarak düşünüyorum. Özellikle 3 numaralı Sarraf Baba son yarışını kazanabilirdi ama ikincilikte kaldı. Bugün hata yapmaz ise çok şanslı olacaktır 1 numaradan sonra. 6 numaralı Sarraf da yine şanslı olabilecek bir başka isim. 4 numaralı Berk Tumur Halis Karataş ile yarışa katılacak. 141 gündür koşmuyor olsa da idman pistini beğendim. Turbo temsilcisi ve Caş'ın torunu yazmak gerekir. Son olarak da 2 numaralı Bordo Mavi deyip bu aya garantiye almış oluruz zannediyorum. Tabii ki bir numara alternatif tek de olabilir. Tek atmak istemeyenler için 3, 6, 4 ve 2 diyorum ikinci koşuda. Adana'da birinci altılı Ganyan'ın üçüncü ayağı maiden bir koşu. 3 yaşlı İngiliz atları 1900 metre mesafede maiden'dan çıkmak için mücadele verecekler. Burada bir numaralı Anadolu Yıldızı ile 3 numaralı Duke of Anatolian Ekürü olarak yarışa katılıyor. Victoria Galop temsilcisi ikisi de. Ve benim bugün tek önereceğim bir ayak burada. Ekürülerden bir numaralı Anadolu Yıldızı Özcan Yıldırım'la bu yarışı kazanıp meydandan çıkmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum. Daha önce bu mesafeyi koştu. 2.07.35 yaptı. Bugün biraz daha üstüne katacak olursa bu yarışı da kazanacaktır. Dediğim gibi tek olarak öneriyorum bir numaralı Anadolu Yıldızı'nı. Adana'da dördüncü koşu saat 15.30'da başlayacak. İkinci altılı Ganyan'da ilk ayağı olacak. Değerlendirmeme geçmeden önce arkadaşlar şu ana kadar kanalıma vermiş olduğunuz desteklerden dolayı teşekkür ediyorum. Ve desteklerinizin devamını diliyorum. Dördüncü koşu 1900 metre mesafede şartlı 5 koşu. 4 ve yukarı yaşlı Arap atları koşacak. Burada da 3 ismin yeterli olacağını düşünüyorum. Öncelikle 8 numaralı Hüma Sultan,
80 handikaplı bir safkan ve son 3 yarışının ikisini kazandı. Tercihli start istediği ilgilileri en dış starttan yarışa başlayacak. Çok şanslı bir isim. Yanına iki isim daha önereceğim. Özellikle çok sevdiğim ve takip ettiğim sürekli 4 numaralı Bersun Ateşi. Sonlarda çok iyi sprint yapıyor ama genelde yetiştiremiyor. Yakın ara giderse ön gruba sonlarda yapacağı etkili sprintiyle yarışı kazanabilir. Burası yamak birlerin at bineceği bir koşu. Sürprize müsait bir koşu bana göre. Ki 4 numarada iyi sürpriz olur. Ve son olarak önereceğim isim de 6 numaralı 3 güzel. 4 ve 8'e rakip olmaya çalışacak. Sıralamam 8, 4 ve 6. İkinci altılı ganyan ilk ayağında. 5. koşu 3 yaşlı İngiliz atlarının 1900 metre mesafede meydandan çıkma mücadelesi olacak. Burada 8 at koşuya katılıyor. İkisini yazmak yeterli olacağını düşünüyorum. İlki Ferit Yardımcı İdaresi'ndeki 6 numaralı Kara Akrep en şanslı isim olarak görüyorum. Derece olarak baktığımızda da rakiplerinin önünde 2.05.65 yaptı bu mesafede. Bugün meydandan çıkmaya en yakın isim dediğim gibi. Yanına bir isim önereceğim. O da Victoria Galop temsilcisi 8 numaralı Victory's Wolves. Bir kere koşup 3. oldu. Bugün apranti indiriminden yararlanıyor 1 numara gibi. Rakiplerinden 3 kilo daha hafif koşacak avantajı var. Ayrıca bir avantajı daha var bence. O da aprantisi Enver Şimşek. Genel olarak kazanma oranı %9 iken bu yıl Adana'da %50 kazanma oranı var. Yani 4 yarışa katıldı. İkisini kazandı. Çok başarılı bir apranti. Dolayısıyla burada 6 ve 8 yeterli olacağını düşünüyorum. 6. koşu 1. altılı ganyanında son ayağı olacak. Kupalı bir koşu. Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı adına düzenlenmiş. A3 koşu 1400 metre mesafede 4 ve yukarı yaşlı İngiliz atları kupa için mücadele edecekler. Ve buranın bugün için en zor yarış olduğunu düşünüyorum. Hiçbir ismi ayıramadım. Hepsi çok başarılı. Birbirlerine çok yakın performansları olan safkanlar. Dolayısıyla ben burası için haş diyeceğim. Hiç sıralamada yapmadan hepsini şablonuma yazacağım ben arkadaşlar. Umarım sizin tuttuğunuz bir isim vardır. Bir iki atla geçersiniz ama ben kuponuma hepsini işaretleyeceğim. 7. koşu handikap 14 koşu 3 yaşlı İngiliz atları 1900 metre mesafede koşacak. Burada bank olarak önereceğim bir isim var. O da Halis Karataş İdaresi'ndeki 3 numaralı Unchained. Tercihli starttan, endi starttan çıkacak. Gerçek gücünü son yarışında 1900 metre mesafeye çıkınca gösterdi. Starttan şahlanarak çıkmasına rağmen hemen geldi, kafayı aldı ve kimseyi yanına sokmadan aynayı da ilk gören oldu. Sayın Serdar Üzüm'ün safkanı, Lionheart yavrusu Unchained bugün de bir şanssızlık yaşamaz ise bu yarışı da kazanmasını bekliyorum. Banko olarak öneriyorum 3 numaralı Unchained'i. 8. koşu grup 3 koşu 4 yaşlı Arap atları 1900 metre mesafede koşacak ve günün en yüksek ikramiyeli koşusu olacak. Birincilik ikramiyesi 199 bin lira. Burada 3 isim değerlendirmemi aldım. İlki Gökhan Kocakaya İdaresi'ndeki 4 numaralı Deniz Şövalyesi. Yaklaşık 3 ay aradan sonra piste çıktı. Ve buradaki rakibi 2 numaralı Bilira'nın arkasında boyun farkıyla ikinci kaldı. Sonlarda çok kuvvetli gelmesine rağmen yetiştiremedi. Bu mesafeye de ilk kez çıkacak. Buradaki birçok isim gibi. Bu da 1900 metrede ilk kez koşacak ve kardeşlerine baktığımızda öz kardeşi olan Aldeniz'e bakınca ilk çıktığı uzun mesafeli yarışı kazandı. Üstünde tekrar sonra uzun mesafe koşup yine kazandı.
Dolayısıyla Deniz Şövalyesi'nin de bu mesafede iyi koşmasını bekliyorum. Benim favorim 4 numara bir Gelibolu temsilcisi. Sonra rakip olarak önereceğim isim 5 numaralı Kral Tunca, Müslüm Çelik ile sert rakibi olacaktır. Ve buranın sürprizini de bir yapabilecek bir isim var. O da Mehmet Akyavuz idaresindeki 1 numaralı Akıl Selims'in. Buranın sürprizini yapabilecek isim. Öncelikle dediğim gibi 4 ve 5, sonra da 1 diyorum 8. koşu için. Adana'da kapanış saat 18'de olacak. Handikap 14 koşu. 4 ve yukarı yaşlı İngiliz kısrakları 2000 metre mesafede koşacak. 1 numaralı Narlıca Güzeli ile 11 numaralı Hanife Sultan ekürü olarak yarışa katılıyor. Burada da 3 isim önereceğim. İlki 7 numaralı Wild Rose. Atı çok iyi tanıyan Harun Kılıçarslan ile yarışa katılacak. Ve iyi dereceleri var bu mesafelerde. Bugün için benim favorim 7 numaralı Wild Rose. Sonra Müslüm Çelik idaresindeki 8 numaralı Be Happy rakip olacak ilk isim. Ve son olarak önereceğim de Ahmet Çelik idaresindeki 5 numaralı Kedim. Yazmadan olmaz. Sonlarda çok etkili sprint yapabiliyor. Genelde yetiştiremiyor ama çok yakın bitiriyor. Çok gerilerde kalmaz ise 5 numaralı Kedim de yarışı kazanabilecek bir diğer isimdir. Dolayısıyla son ayaktaki sıralamam 7, 8 ve 5. Burada tabii 10 numaralı Prenses Hira son yarışını kazandı. İyi bir sürpriz yaptı ki o gün Mert Ali Solmaz ile kazanmıştı. Bugün Mert Ali Solmaz 9 numaraya biniyor. Yani 10 numara o yarışı tekrarlayabileceğinden şüpheliyim. Kuponuma yazmadım bugün. Ama 9 numara için yazanlara da hayır demem. Uzun mesafeyi pek sevmemiş olsa da Mert Ali Solmaz ile yine bir sürpriz yapabilir. Dediğim gibi benim şablonumda öncelikle 7, 8 ve 5 var arkadaşlar. Ve Adana ile ilgili değerlendirmelerimi de paylaşmış oldum. Bahtınız açık olsun. Görüşmek üzere arkadaşlar.